Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Hülya Küpçüoğlu YouTube kanalında yeni bir bölüm başlatmak istedim. Dünyada ve Türkiye'de olan çeşitli sanat haberlerini derleyip sizlerle paylaşmak istiyorum bu bölümde. Şimdi ilk olarak başlayacağım haber aslında güzel de bir haber. Neden güzel bir haber? Çünkü 2010 yılında Tel Aviv'den bir sanat koleksiyoncusundan çalınan Picasso ve Chagall'ın eserleri bulunmuş. Picasso'dan bir eser, Tet adında 1971 yılına ait. Chagall'ın da dua eden bir adamı tasvir eden 1970 yılına ait eseri. Tam 14 yıl sonra bulunuyor. Şimdi tabii bu soygunu yapan kişiler sadece bu iki tabloyu çalmıyorlar. Aslında başka bir takım mücevherler gibi böyle bir takım götürmek için hani uygun ama pahada da böyle çok ağır diyelim şeyleri de mücevherleri de götürüyorlar. Tabii Antwerp'te bulunuyor bu eserler ve Belçika makamları da şöyle bir açıklama yapıyorlar. Böyle bir şüpheleniyorlar. Yani bir kontroller sırasında polis kaynakları işte şüpheleniyor ve bu aslında şüphelendikleri kişinin evinde yapılan aramada bulunamıyor ilk etapta bu eserler. Sonra diyorlar ki akrabalarının birinin evinde belki bulunabilir diye bir düşünce gelişiyor ve yapılan aramalarda gerçekten eserler Antwerp'te bir bodrum katında bulunuyor ve hakikaten de eserlere zarar gelmeden bulunmuş. Ama tabii az önce size bahsetmiş olduğum mücevherler maalesef bulunamamış. Art News'un haberine göre sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlerle bugün açılmış olan yani 18 Ocak'ta açılmış olan bir sergiyi nin haberini paylaşmak istiyorum. Serginin adı Kendinin Avcısı adını taşıyor. Küratörlüğünü de Oğuz Karakütük yapmış. Burada toplam 16 tane sanatçı var. Bu 16 sanatçı fotoğraf üzerinden fotoğrafın gerçekliğiyle kurduğu ilişkiyi tartışacaklar eserleriyle. Bu projede 16 sanatçı yer alıyor. Ve adını da sergi adını Metin Altıok'un aynı adlı şiirinden Kendinin Avcısı Türkiye'deki fotoğraf üretimi ve tüketimi için yeni ve güçlü damarlar yaratabilmenin yollarını ararken aynı zamanda Türkiye'de fotoğrafın sıkıştığı dar alanı da tartışmaya açmak istiyorlar bu sergi çerçevesinde. Serginin bugün açıldığını söylemiştim. 24 Şubat'a kadar devam edecek. K ve Versus Art Project ortaklığında yapılan bu sergi Versus Art Project'te izlenebilir. Son birkaç gündür kamuoyunu çok rahatsız eden bir olay var. Ben de açıkçası biraz değinmek istedim. Bu olay Ayasofya ile ilgili. Ayasofya'ya yapılan o kepenk ile ilgili. Yani bildiğiniz kepenk yapılmış arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Ayasofya Camii 1934 yılında aslında müzeye çevrilmişti. 2020 yılında tekrar cami olarak kullanılmaya başlandı ama müze kısmını da kapatmadıklarını söylemişlerdi. Hem müze olarak geziliyordu hem cami olarak kullanılıyordu. Şimdi şöyle bir düşündüm. Çünkü yurt dışında müze gezdik yani çok müze gezdik. Şöyle bir düşündüm ya dedim bu müzelerde kepenk acaba var mıydı falan. Ya, tabii ki yok. Yani dünyanın çok önemli müzelerinde ya da çok önemli kültür yapılarında böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi yetkililer bunun geçici olduğunu ifade ediyor. Umarım geçicidir. Çünkü bu yani eğer kalacak olursa böyle bir şey bence bir sansasyon yani gerçekten bir sansasyon olur.
umarım kaldırılır. Bakalım, göreceğiz. Önümüzdeki günlerde, haftalarda göreceğiz. Şimdi bu arada tabii bir de turistlere bir şey yapmışlar, zam yapmışlar giriş çıkışlarda, 25 euro yapmışlar. Acaba Türk vatandaşlarına ne yaptılar? O da eminim yükselmiştir. Ama ne olursa olsun tabii ki Ayasofya bizim çok değerli bir yapımız. Değerli, sahip olduğumuz önemli hazinelerden bir tanesi. Umarım yetkililer de bu hatadan bir an önce dönerler diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl İstanbul Modern açıldı, biliyorsunuz. Mimari yapısını da Renzo Piano'nun kurucusu oldu. Renzo Piano Building Workshop tarafından tasarlanmıştı. Ve aynı zamanda Renzo Piano'nun da Türkiye'deki ilk projesiydi bu İstanbul Modern'in mimari yapısı. Şimdi bu yapı arkadaşlar Architectural Digest'in belirlediği 2024'ün harika eserleri listesinde yer almış. Günümüzün en cesur mimari ve tasarım örneklerinin yer aldığı 18 yapı arasına girmiş ve gerçekten bu çok önemli bir haber. Ve İstanbul Modern'in yeni binasının hem endüstriyel hem de tasarımından gerçekten övgüyle bahsedilmiş. Geçtiğimiz günlerde açılan bir sergi haberim var şimdi sırada. Bizim Hikayemiz adlı sergi ve Galeri Deniz'de açılmış. 1 Şubat'a kadar da izlenebilecek Ova Art ve Deniz Kültür ortak projesi ile yapılan bir sergi bu sergi arkadaşlar. Ve pek çok isim bulunuyor sergide. Gerçekten kalabalık bir sergi. O yüzden herkesin adını okuyamayacağım. Ama bu haberi bir grupta, WhatsApp grubunda paylaşan mesela Deniz Gökduman var, Dilşat Atasoy var, Gafur Uzuner var. Biliyorsunuz Gafur Uzuner aslında tiyatrocu, sinemacı, dizi oyuncusu ama aynı zamanda resimler de yapıyor. Bir ressam aynı zamanda. Biz tabii bunun örneklerine, yani hem sinema, tiyatroyla uğraşan hem de resim yapan sanatçıların örneğini yurt dışında da çok görüyoruz. Mesela Johnny Depp aynı zamanda bir ressam. Ya da Sylvester Stallone aynı zamanda bir ressam. Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz David Bowie, o da bir şarkıcıydı biliyorsunuz. David Bowie de bir ressam aynı zamanda. Resimler yapıyordu gibi. Mesela sergide başka, Türkiye'deki sergide başka kimler var? Bir iki isim daha söylemek isterim. Mesela Tuğrul Selçuk gibi, Akın Ekici gibi, Derya Polat gibi isimler var. Galeri Esentepe'de ve serginin bitimine de 12-13 gün var. Lütfen gidip görün derim. Çiçekçi Sokağı Tiyatro Rüdyos'un yeni müzikli oyunlarından birisi. Ve farklı salonlarda tiyatro severlerle buluşuyor. Bu oyunun orijinal müzikleri dijital platformlarda yerini almış. Oyun Costa Cortidis tarafından yazılıp yönetiliyor ve Vilma Eles'le birlikte başrolünü de paylaşıyor. Altu Akınsel imzalı orijinal müzikler toplam 10 şarkıdan oluşan bir albüm halinde, başta Spotify olmak üzere bütün dijital platformlarda yerini almış arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum dinlemek isteyenler için. Ha, oyunda ne var derseniz, oyun bir kadın hikayesi, bir cinayet hikayesi, bir adalet hikayesi. Çok da detay vermeyeyim, sonra bana kızarsınız. Ve 19 Ocak'ta Cuma akşamı 8.30'da Kartal Sanat Tiyatrosu'nda sahnelenecekmiş. Biletler de her zamanki gibi biletix veya biletinal.com'dan veya salonun gişelerinden temin edilebiliyor. Gitmek isteyenler bence bir an önce biletlerini alsınlar arkadaşlar. Son olarak size iki sergiden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi 19 Ocak'ta, yani bu videonun yayınlandığı gün bitiyor. Eğer bu videoyu erkenden izliyor ya da dinliyorsanız sergiyi mutlaka Galeri Artist'te gezin. Sergi kimin? Genco Gülhan'ın sergisi Made in China adını taşıyor. Sanatçının geçtiğimiz aylarda Çin'e bir gezi yaptığını sosyal medyasını takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Orada bir sergi yaptı. Orada yaptığı işleri sergiliyor.
Bu sergiyle ilgili ben daha detaylı bilgiyi daha sonraki haftalarda, önümüzdeki haftalarda size ileteceğim için çok fazla şu anda detay vermek istemiyorum, ama yarın sanatçı yani orada olacak. Ben de akşam üzerine doğru sergiyi kapanmadan görmek istiyorum. Ben de orada olacağım. Umarım sizler gezmişsinizdir ya da son günü kaçırmazsınız umarım diye düşünüyorum. Bir de size 1 Şubat'ta açılacak olan Resul Aytemur'un Mega Kent'in Kaotik Büyüsü adlı sergisini paylaşmak istiyorum. Bu sergiyle ilgili de açıldıktan sonra size daha kapsamlı bilgi veririm. Sergi nerede açılıyor? Yapı Kredi Bomonti'de açılıyor. 1 Şubat'ta açılıyor. Küratörlüğünü de Mimar Erhan İş Özen yapıyor. Tabii ki daha zaman var serginin açılmasına, ama bence şimdiden programınıza bu sergiyi gezmeyi unutmadan notunuzu alınız lütfen diyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta yine hem dünyadan hem İstanbul'dan ya da Türkiye'nin başka şehirlerindeki sanat haberlerinden size böyle küçük küçük detaylar vermek istiyorum. Görüşmek üzere diyorum.